Ve arkadaşlar, çoktan beri video atmıyordum. Film çekecektim ama çekmek istedim video ve bu videoda Türkiye ve Bulgaristan birleşse nasıl olurdu? Neler olurdu diye göstereceğim. Evet, ve mesela bu da Bulgaristan Türkiye birleşten bir tane imparatorluk kurdan. Benim düşündüğüme göre Recep Boyko İmparatorluğu. Ama komik. Komik sonra bunlar. Şimdi bunlar Asya'da. Şimdi Bulgaristan böyle Avrupa'da olup da Türkiye Asya'da olmaz olduklarına ötürü ikisinden birisini seçmeleri gerek. Ama Bulgaristan Asya'ya gider ve bunun için Avrupa sinirlenir ve saldırmak ister onlara. Tabii ki de Asya ona yardım edecektir. O yüzden savaş başlıyor. Ve böyle olarak Türkiye Bulgaristan Avrupa çalışıp da Bulgaristan'ın yarısını almaya çalışırken Türkiye Bulgaristan'a asker saldırarak Serbiye'yi alıyorlar. Arıyorlar. Buna Avrupa öyle sinirlendi ki sonra onlar bombalar atıyor. Böyle Avrupa bomba atarak Bulgaristan'a bombaları yukarıda patlatıp bir şey olmaz. Bu sefer Türkiye bu da Azerbaycan'la anlaşma yapıp şey olmuşlar. Sonra Azerbaycan'la Türkiye ve Georgia Armenia'ya saldırdılar. Ve Suriye bile Irak bile Saudi Arabiya'da yapmışlardır. Ama onların arkasından İran yaptı, Armenya kendisini yapar. Kendisini alır ve Georgia'yı alır. Bu sefer buradaki yeşil renkteki imparatorluk onu görmemiştir. O yüzden olan İran yavaşça yerleri almaya başladı. Saudi Arabiya'yı almaya çalışırken Türkiye ile Bulgaristan bir tane bomba üretip onlara atıyorlar. Ve diye ses çıkar. O yüzden Saudi Arabiya alamayıp sonra Azerbaycan Türkiye Şiileri saldırır. Bunlar saldırır. Ve buradayken Avrupa görmeden Romanya'yı alıyorlar. Ve Moldova'yı. Ve buradan yavaşça Albanya'yı almaya çalışıyorlar. Askerleri yolluyorlar ve Kosova'yı ve North Makedonya alıyorlar. Ve aşağıda Greece kaldı. Yunanistan kaldı. Yunanistan bu sefer Türkiye alıyor. Türkiye almaya çalışırken Avrupa bunun hepsini gören çabuk bütün her şeyi o Kosova'yı falan kurtarıyor. Moldova'yı almışken kurtarmadığı için Moldova kendi imparatorluğunu yapmaya karar verdi. Ve Romanya ile anlaşma yaptı. Ve böyle olarak Moldova ile Romanya Ukrayna'ya saldırmaya çalıştı. Ama Avrupa buna izin vermediği için onlara bir bomba attı.
yapmış oluyor. Romanya ne yapacağını bilmediği için bu sefer Bulgarya'yı, Serbia'yı almaya çalışıyordu. Ve almıştı. Almıştı. O zaman Kosova ve North Makedonya'yı aldı. Sonra alırken Avrupa saldırmak istedi. Ama onlar saldırana kadar Bulgaristan Serbia ile Romanya'yı aldı. Kosova ve Makedonya'yı unutmadı. Böyle giderken 2 yıl geçti. İran ve İmparatorluk İran'ı almışlardır. İran'ı Afganistan'ı ve Pakistan'ı ve Türkmenistan'ı almışlardır. Ve Afganistan'dan Türkler Kırgızistan'a gitmek isterler. Ama ilk önce Tacikistan ölmeler lazım. O yüzden botlarla sulardan gittiler. Sonra Kırgızistan'ı almaya başladılar. Bu sefer Kazakistan bu sefer şey varken zamanı varken Özbekistan'ı almak istedi. Almak istedi. O yüzden Rusya'dan bombalar istedi. Rusya Özbekistan'ı zaten sevmiyordu. O yüzden ona gerektiği kadar bomba verdi. Ve Kazakistan bu sonuçla hop Özbekistan'ı almıştı. Böyle giderken Bulgaristan yerinden Bulgaristan şimdi Türkiye Bulgaristan Almanya'ya almaya çalışıyordu ve zor bombalarla savaştan Almanya'yı alıp sonra Yunanistan'a geçecekler. Bu sefer Yunanistan'ı Türkler öldürdü. Böyle bakın. Bu sefer Avrupa öbürken yani kimse görmeden şundan yarısını Afrika'nın yarısını almak istedi. Ve buna Afrika bununla hiç durmadı. Afrika şeyleri aldı ve hayır bomba almaya başladı. Ve bu sefer o da yapıkan Avrupa Libya ve Tunus'ta ve Malta'yı almıştı. Ve böyle giderken buradan Afrika buradan Yemen bunları almak istedi. Bunlara bat diye alıyordu. Sonra Yemen ve Oman kalmışlar. Onlar da
Yemen'i almıştı ve Oman da aldı. Sonra Birleşik Arap Şiileri sonra güç göstererek onları geri aldım. Bu sefer Birleşik Araplar Sudan falan Afrika'yı öldürmeye çalışıyorlar. Altları tamamen altına almışlardı. Ve böyle yapıkan burada Türkiye ve Bulgaristan aslında Bulgaristan'ı Avrupa almıştı. Bunu Türkiye görmemişti ama sonra öbüklerini almaya çalışırken Türkiye attı bombayı. Attı bombayı ve Bulgaristan'ı geri aldı. Sonra Moldova'ya geldiler. Sonra hop Ukrayna'yı aldılar. Bombalarla. Rusya bir şey yapmıyordu. Rusya duruyordu. Çünkü ona bulaşmak isteyen yoktu. Bu zamanda India bu sırada India kendi imparatorluğunu yapmak istedi. Yapmak istedi. O yüzden şuradaki şeyleri aldım. Böyle giderken Laos ve Kamboney ve hepsini aldı. Hepsini aldı. Böyle yapıkan bayağı büyümüştü. Ve o da şey Hong Kong'u böyle Çin'in şeyini aldan ve tamamen Çin'i almaya bulaştı. Ve bu sefer ve Kuzey Kore bir de Güneş gü, gü, gün Kore onlar kendisini yaptı. İkisi de bir şey yapmak istedi. İmparatorluk ve buna Japonya'da katıldı. Ve Japonya böyle olarak Rusya'yı arkadan Putin'i öldürerek tamamen Rusya'yı alıp ve böyle çok güçlü oluyorlarmış. O zaman da Bulgaristan ve Türkiye İmparatorluğu o zaman kadar Üzbekistan'ı almışlardı ve Tacikistan. Ve bu sefer India saldırıdan India saldırdılar sonra bunları aldılar. Ama India ve bu da Singapur'un başkanlığı olarak şunların hepsine sahip oldular. Hepsine sağlık oldu. Ve bu sefer Hong Kong başına India'nın başkanı gelmişti. O yüzden Türkiye böyle gizlice girip Hong Kong'u öldürüp bütün Çin onun olmuştur. Çin onun olmuştur. Ve böyle yaparken bu da şey oradan bütün Çin orada oluyor. India yaptığı için India İmparatorluğunu bitirdiği için Rusya'ya da alabildiği için. Şimdi bu da Mongola kalmıştı. Mongolay'da diye bombalıyorlardı. Böyle oluyordu. Ve imparatorluk mesela Türkiye uçak böyle jetlerle
jetlerle buralara geldi. Geldi. Buradaki iki yerine geldi. İki yeri alamadılar. Şunları aldılar. Bu sırada Avrupa şansını bulup Ukrayna bir de Moldova'yı almıştır. Türkiye burasını görmemiştir. Ama Türkiye Jordan'ı almaya çalışıyordu ve bu da orasını aldan da Cyrus onda Afrika ona eskiden verdiği atom bombası olarak Irak ve Suriye şimdi bombayla birden Irak bir de Kuveyt, Suriye bir de Jordan'ı alıyorlar. Ve şunları alıyorlar. Böyle yaparken bu sefer bunu Türkiye ve Bulgaristan İmparatorluğu görüp Irak'ı geri alıyorlar. Hop. Sonra bir de Sipros bombası kaldığı için Sipros'u askerlerle öldürmeye kalkışıp ve başarıyla Sipros'u alıyorlar. Ve buradayken Kazakistan kimse saldırmamıştı. Ama burada Araplar bu sefer şuradaki Birleşik Araplar onlar oradaki Kazakistan'ı almak için uçaklarla biz başka şey Türkiye ve Bulgaristan'ın İmparatorluğundan Kazakistan'a gelirler. Gelirler. Ve oradan Kazakistan'ı aldılar ve bu sayede Afrika sinirlenip burada Avrupa'nın aldığı her şeyi alıyor. Yani bütün şeyleri yapıyor. Avrupa'nın aldığı her şeyi geri çeviriyor. Ve bu sefer Avrupa'ya sinirlendiği için buraya bu Portekiz'e bir şey olmuyor. Portekiz'i bırakmayacak tabii ki de. Tamam. Ve böyle bundan sonra 3 yıldan sonra ve dünya böyle devam ediyor. Ve böyle olursa hep böyle oluyor.